Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf kesirleri karşılaştırma konusuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu konuyu 4. sınıfta da öğrenmiştiniz. 5. sınıfta biraz daha geliştirilmiş haliyle öğreneceksiniz. Şimdi hem açıklamalarımızı okuyalım hem örnek verelim. Ondan sonra alıştırmalar bölümüne geçeceğiz. Paydaları eşit olan kesirlerde üstteki sayı yani pay çok olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Nasıl oluyordu bu? Mantığını da size anlatayım. Mesela 3 tane örne kesrimiz var örnek olarak. 11'de 4, 11'de 2 ve 11'de 8. Ne demektir bu? Birinci pasta 11'e kesilmiş. Diğer pasta da 11'e kesilmiş. Üçüncü pasta da 11'e kesilmiş. Yani 3 tane pasta eşit halde kesilmiş. İlk pastadan yiyen çocuk 4 parça yemiş. Diğerinden 2 parça yemiş ikinci çocuk. Üçüncü çocuk 8 parça yemiş. Şimdi bütün pastaların parçaları eşit olduğuna göre Pay e, Yani paydalar eşit. Paylara bakıyoruz. Paylarda en fazla yiyen 8 parça yediği için En çok o yemiş oluyor. O zaman biraz daha ekranımızı büyütelim. Evet. Şöyle ayarlayalım. 11'de 8 olan Kesrimiz en büyük. Bunu başa yazıyoruz. En çok o yemiş çünkü. İkinci 11'de 4. Üçüncüsü ise 11'de 2. Çünkü en az o yemiş. 2 parça yemiş. Peki payları eşit olan kesirlerde nasıl oluyordu? Yine 4. sınıftan hatırlıyorsunuzdur. Payları eşit olan kesirlerde alttaki sayı yani payda az olan kesir daha büyük oluyor. Yani diğerinin tersi oluyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Mesela birinci çocuk birinci pastayı 7'ye kesmiş. Yani kestiği parçalar orta büyüklükte diyelim. Diğer çocuk 4'e kesmiş. Yani onun parçaları daha büyük büyük olmuş. En sondaki çocuk ise pastasını 99 parçaya kesmiş. Yani bunun parçaları minik minik. Ve ilk kesirdeki çocuk da 3 tane yiyor. Diğeri de 3 tane yiyor. Diğeri de 3 tane yiyor. Yani şöyle düşünün. Hepsi 3'er parça yiyor. En az yiyen budur. Niye budur? Çünkü e, bu çocuk pastasını minik minik kesti. 3 parça yese ama bu diğerleri daha büyük kestiler. En büyük bu kesti. Neyse çok e, gevezelik etmeyelim. Şöyle diyelim. Paylar yani üsttekiler eşitse aşağıdakilerden az olanı seçmelisiniz. Büyük olanı bulmak için. Hemen şuraya yazıyorum. En büyük kesrimiz bu. İkinci kesrimiz 7 yani paydası 7 olan 3 bölü 7. En küçük kesrimiz ise 3 bölü 99. Bir daha hatırlatıyorum. Bunu 4. sınıfta da görmüştünüz. Paylar eşitse alttaki sayılardan az olanı seçin. En büyük kesri bulmak istiyorsanız ve buna göre kesirlerinizi sıralayın. Tekrar yukarıya dönüyorum. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Paydalar aynı olduğunda üstteki sayılardan çok olanı seçiyorsunuz. En büyüğü bulmak için ve buna göre sıralıyorsunuz. Paylar eşit olduğunda yani üstteki sayılar eşit olduğunda 3, 3, 3. Alttakilerden az olanı seçiyorsunuz. En büyük kesri bulmak istiyorsanız. Devam edelim 3. açıklamamıza. Açıklamalarımızın bir kısmı gözükmediği için küçültelim. Bileşik kesirler her zaman basit kesirlerden büyüktür. Hemen bakalım. Bakın 15'te 7 basit kesir. Yani bir bütün. Bileşik kesirler ya bir şey bir bütünü ki bir bir kısmı yenmiş. Bileşik kesirler ya bir bütüne eşit oluyordu, bir bütün hepsi bitiyordu ya da bir bütünden daha fazla oluyordu. Yani açıklamamızdan da anlayacağımız gibi şuradaki bileşik kesir yani üstteki sayı büyük, alttaki küçük bu basit kesir. O zaman bileşik kesirler her ihtimalde basit kesirlerden büyük oluyor ve işaretimizi bu şekilde koyuyoruz. Geldik dördüncü açıklamamıza. Sayma sayıları her zaman basit kesirlerden büyüktür. Basit kesirler bir bütünün tamamı bitmemiştir. Yani bir bütün ekmek bitmemiştir. Bir bütün pasta bitmemiştir. Bakın burada bir pasta var. 19'a kesmişler. 16 parçayı yemişler. Yani daha 3 parça yememişler bile. O zaman bir pasta bitmemiş. Burada ise bir tam var. Bir tam mesela birisi bir tam pasta yediğini düşün. Bütün pastayı bitirmiş oluyor. Yine çok gevezelik ettik. Yani açıklamamızdan da anlayacağımıza göre sayma sayıları yani 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde giden sayma sayıları her zaman basit kesirlerden büyüktür. Esas geldik önemli kısma 5. bölüme. Pay ve paydaları eşit olmayan kesirleri karşılaştırırken pay veya paydalardan birisi birbirleriyle önce eşitlenmelidir. Eşitlenmesi gerekir. Bakın burada 3 tane farklı kesir var. 2 bölü 8, 1 bölü 2 ve 3 bölü 4. Bunların payları farklı. Paydaları da farklı. Ben ya payları birbirine eşitlemeliyim ya da paydaları eşitlemeyim. Yani bir, e, bir aileyi eşitlemem gerekiyor. Ne yapacağım? Ben burada paydaları eşitleyebilirim. Bakın burada 8 var. 2 var ve 4 var. 8, 2'nin ve 4'ün katları da katlarında sayıldığına göre buradaki kesirleri de paydalarını 8'e gönderebilirim. Ne yapabilirim? Şu kesrimizi genişletebiliriz. Kaç ile çarpmam lazım? 4 ile çarpmam lazım. Niye? 4 kere 2 8 olacak. Çünkü birbiriyle eşitlenmiş olacak. Peki bunu nasıl genişleteceğim? Bunu da 2 ile çarpacağım. 2 kere 4 8'e ulaştıracağım. Hemen kesirlerimi tekrar yazıyorum. Baştaki kesri hiç değiş e genişletmedim. Onu aynı şekilde bıraktım. 2 bölü 8 Bunu genişletiyorum. Tabii ki genişletme yaparken önceden öğrenmiştiniz. Bu sayı ile hem pay hem de paydayı çarpmam gerekiyor. 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. Evet genişlettim. Şimdi üçüncü kesrimi genişletiyorum. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. Bakın şimdi paydalar eşit oldu. 8 8 8. Paydalar eşit olduğunda üstteki sayılara bakıyordum. En büyük olan en büyük kesrimiz oluyordu. Onu başa yazıyorum. 6 bölü 8 büyüktür. Sırada kim var? 4 bölü 8. İkinci sırada en küçük kesir ise 2 bölü 8. O zaman bunları da sıraya koymak istersem buraya bakarak bunları da sıraya koyabilirim. Ben yeni genişlettiğim kesirleri sıraya koydum. Ee, devam edelim. Diğerinde 4 bölü 7 ve 6 bölü 9 var. Şimdi burada yine payları veya paydaları birbirine eşitlemem gerekiyor. Ne yapayım? Bu kez isterseniz payları eşitleyelim. Üstteki sayıları eşitleyelim. 4'ü ve 6'yı ortak olarak nereye gönderebilirim ikisini? 12'ye gönderebilirim. Çünkü 4'er 4'er saydığımda 12'ye gidiyorum. Altışarı altışarı da gidebiliyorum. O zaman ben bunların ikisini 12'de buluşturayım. Bunu 3 ile genişleteyim. Çünkü 3 kere 4 12 olacak. Bunu da 2 ile genişleteyim. Hemen yapalım. yapıyoruz. 3 kere 4 12 bölü. 3 kere 7 21. Diğeri 2 kere 6 12. 2 kere 9 18. Bakın. Payları eşitledim. Paylar eşit olduğunda ne yapıyordum? Alttaki sayılardan az olanı seçiyordum. Yani 12 bölü 18 büyüktür. 12 bölü 21'den. E bunları karşılaştıracaktık. Biz yeni kesirleri karşılaştırdık. Hadi bunları karşılaştıralım. Yani sonradan ikinci olan kesrimiz aslında büyükmüş. 6 bölü 9 büyüktür. 4 bölü 7'den bu şekilde yapabilirim. Ya ben bu işareti niye buraya koymadım? Şöyle yapabilirdim aslında. Evet. 4 bölü 7 küçükmüş. Alıştırmalarımıza devam edelim. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bakıyorum. Paydalar aynı. İşim kolay o zaman. Hemen sıraya koyuyorum. Paydalar aynı olduğunda en büyükü seçiyorum. Yani 13 bölü 14 en büyük. İkinci kim var? 9 var. Onu da işaretleyeyim. 9 bölü 14. Üçüncü 6 var. 6 bölü 14 ve en küçük 2 bölü 14. Burası bitti. Şimdi diğeri bu kez paylar eşit 5 5 5. Paylar eşit olduğunda az olanı arıyorum. Evet şu kesrimiz en büyük. 5 bölü 6 büyüktür. 5 bölü 8 ikinci sırada. En küçük ise 5 bölü 9 yapıyorum. Geldim tam sayılı kesirlere. Bakın burada tam sayılarda ilk önce ne yapıyorduk? Tam kısımlara bakıyoruz. E tam kısımlar aynı. Ayırt edemiyorum. O zaman ne yapacağım? Yanındakilere bakacağım. Yanındakilerin paydaları aynı. 9, 9, 9. O zaman üstteki sayılardan büyük olanı seçeceğim. Yani şunu seçeceğim. Şöyle 2 tam 7 bölü 9 en büyük sonra 5 var sırada. 2 tam 5 bölü 9 ikinci en küçük kesimimiz de 2 tam 4 bölü 9. Evet bunu da yazdım. Şimdi geldik diğerine. 2 tane tam sayılı kesir var. Bir de doğal sayımız var. Tam bir sayımız var. Şimdi bir kere 6 tam diğerlerinden en küçük. Niye en küçük? Çünkü bu 6 tam. 6 tam 6 tam. Hepsinde 6 var. E bunların fazla olan kısımları var. Yani bu küçük kaldı. O zaman şimdi ikisini karşılaştırıyorum. İkisinden büyük olanı bulacağım. 6 tam 6 tam. Paydalara bakıyorum. 5 ve 5. Üstteki sayıdan çok olanı seçerim. O zaman en büyük kesir budur. 6 tam 3 bölü 5 en büyük. İkinci budur. 6 tam 1 bölü 5. En küçük ise 6 tamdır. Geldik diğer kesrimize. Yine bakıyoruz. Tam sayılara bakacağız tabi en başta. 4 tam, 2 tam, 5 tam. E ben yanındakilere bakmama gerek kalmadı. Zaten tam sayılardan kimin büyük olduğunu anlayabiliyorum. En büyük 5 tam. 5 tam 1 bölü 2 büyük. İkinci 4 tam. 7 bölü 8. Çünkü baştaki tam sayılardan ayırt ettiğim için yanındaki kesir kısımlarına bakmama gerek kalmadı. E en küçük ise 2 tam. 4 bölü 81 kesri oldu. Geldik diğerine. Bakıyorum paylar eşit değil paydalar da eşit değil. O zaman birbirine eşitlemem gerekir. Burada 12 var 6 var 3 var. O zaman ben 12'yi hiç değiştirmeyeyim. 3'ü ve 6'yı 12'ye ulaştırayım. Bunu 2 ile genişletirim. Bunu da 4 ile genişletirim. 12 yapmak için hemen genişletiyorum. 2 kere 3 6 bölü 12 oldu yeni kesrimiz. 9 bölü 12 de vardı zaten. Üçüncüyü genişletiyorum. 4 kere 1 4. 4 bölü 12. Şimdi bakıyorum kim büyük? Evet. 12'de 9 büyük. Yani şu kesir zaten en büyükmüş. Birinciymiş bu. İkinci kim oldu? Baştaki kesir oldu. 6 bölü 3 oldu. Bu da 2 numara. En küçük kesir burası 3 numara. Hemen sıraya koyabilirim. 9 bölü 12 en büyük oldu. 3 bölü 6 ikinci oldu. 1 bölü 3 en sonuncu oldu. Büyüklük bakımından. Devam edelim. 3 tam, 3 tam, 3 tam. Tam sayılar aynı. Ne yapıyorum? Yandaki kesirlere 1 bölü 5, 3 bölü 4, 9 bölü 20. Paydalarını birbirine eşitlemek istiyorum. 20'ye gönderebilirim 4'ü ve 5'i. O zaman bunu ne yapabilirim? 4 ile genişletirim. Bunu ne yaparım? 5 ile genişletirim. Bunu aynı hiç ellemem. Evet çarpıyoruz. Tabii ki tam sayıyı çarpmıyorum. 4 kere 1 4 ve 20 oldu. 3 tam 4 bölü 20 oldu. Şimdi şunu genişletiyorum. 3 tam 5 kere 3 15. 15 bölü 20 oldu. Burası zaten aynıydı. Aralarına virgül koyayım. 3 tam 9 bölü 20. Şimdi sıraya koyabilirim. En büyük kimmiş? Bakıyorum. Evet. 15 bölü 20. 3 tam 15 bölü 20 en büyük. 3 tam 9 bölü 20 ikinci. Ee, en sonuncu 3 tam 4 bölü 20. Evet. Burayı da yapalım. Aşağıda verilen sıralamada A harfinin alabileceği değerleri bulalım. Hemen bakalım. Evet. Paylarda A harfi olduğu için payları birbirine eşitleyemiyorum. Çünkü A harfini zaten bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Paydaları birbirine eşitleyebilirim. Çünkü 12, 6 ve 4. 3'ü de 12'de buluşabilir. O zaman bunu genişleteyim. Ne yapayım? 2 ile genişleteyim. 2 kere 6 12 olacak çünkü. Buraya dokunmuyorum. Burayı ne yapacağım? 3 ile genişleteceğim. 12 yapmak için. Şimdi yeni kesirleri yazalım. 2 kere 8 16 bölü. 12 büyükmüş. A harfi bölü 12. Bunu da genişleteyim. 3 kere 3 9. 9 bölü 12. Bakın şimdi paydaları eşitledim. 12 12 12. Üstteki sayılar 16 varmış en büyük kesir. En küçük 9'muş. O zaman A harfinin yerine kimler gelecek? 16'dan küçük olanlar 9'dan büyük olanlar. Kimdir bunlar? 15 koyabilirim. Şöyle A eşittir yazalım. Başka 14'ü koyabilirim. 13, 12, 11 ve 10'u koyabilirim. Bu kadar. Son alıştırmamız, son sorumuz. Bakın bir sayı doğrusu var. 2 tam ve 3 tamın arasında bir T noktası koymuşlar. T ile işaretlemişler. T noktasındaki kesir hangi kesir olabilir? Şimdi A şıkkına bakıyorum. 3 tam 1 bölü 3. Bir kere bu olamaz. Çünkü bu kesir 3 tamdan daha büyük. Yani daha ileride. O zaman bu değil. Bunu çizdim gitti. 9 bölü 2. Bunu ne yapayım? Önce tam sayıya çevireyim. 9'u 2'ye bölüyorum. 9'da 2 4 defa var. 4 kere 2 8 ve tam sayıya çeviriyorum. Nasıl çeviriyorduk? Burası tam 4 tam 1 pay 2 ise payda. 4 tam 1 bölü 2. E bu da 3'ten büyük. Bakın sayı doğrusuna 4 tam 1 bölü 2 3'ten daha ileride. O zaman bu da Orada olamaz. Geldim C şıkkına. Ne yapacağım? Bileşik kesir var. Tam sayıya döndüreceğim. Hemen döndürüyorum. 8'i 3'e bölüyorum. 2 defa var. 2 6 oldu. 2 kaldı. Hemen tam sayı yazıyorum. 2 tam pay 2 paydamız 3. Bakın 2 tam 2 bölü 3. Fakat bu kesi sayı doğrusunu kaça kesmişler? Ona bakmalıyım. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kesmişler. Yani paydamın 6 olması gerekiyor. Burada ise payda 3. O zaman ben bu kesiri genişletmem gerekiyor. Neden? Çünkü paydayı 6 yapmalıyım sayı doğrusuna göre. Evet hemen genişletiyorum. Ne yapmalıyım? Bunu 2 ile genişletmeliyim. Evet yeni kesrimizi yazalım. 2 tam 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Ne oldu? 2 tam 6 da 4 oldu. Galiba bu kesir buraya uyacak. Bakın 2 tam ile 3 tamın arasında. Evet 2 tam. Ve 6'ya kesilmiş. Evet 6'ya kesilmiş. Ve 4. Aralı, yani 4. çizgide bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4. çizgide. Evet T noktasına gelecek kesrimiz 2 tam 6'da 4. Yani 8'de 3 kesrimiz. Doğru cevap C şıkkı. D şıkkını da kontrol edelim. 4 tam 6'da 4. E bu zaten 3'ten büyük. 4 tam daha ileride olduğu için D şıkkı da yanlışmış. Bize ne kalmıştı? C şıkkı kalmıştı. Ve bu son sorumuzdu sevgili çocuklar. Derslerinizde her zamanki gibi başarılar diliyorum. İnşallah en yüksek puanları alırsınız. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.